Sayın seyirciler, İstanbul Kadıköy'de metro çalışması yapan işçiler kazı çalışması yapıyordu. Ancak çalışma yaptıkları bölgenin daha önceden kazıldığını fark ettiler. Bir tesadüf akıl almaz bir soygun planını ortaya çıkardı. Çünkü rastlantı sonucu ortaya çıkan o tünel bir kuyumcu ve döviz bürosunun bulunduğu binaya doğru gidiyordu. Ustaların söylemesine göre de yeni kazılmış. Hırsızlar burayı deldiler. Tam dükkanın altına gelene kadar. Zaten kazı olayı olmasaydı buranın kazılıp hani tünel olduğunu fark edemezdik. Tünelin ucu kuyumcuydu. Büyük soygun planı tesadüfen fark edildi. Metro çalışması sırasında kazı yapan ekipler kuyumcu ve döviz bürosuna doğru kazılmış tüneli fark edince polislere haber verdi. Adamlar kapıya kadar gelmiş yani. Neredeyse hemen az daha hakikaten kilitleri patlatma aşamasına gelmişler. Direktmen kasaya gelmiş, artı meydandan geliyor. Çalışma yaparken gördük. Burayı kazıyorduk, kazı çalışması yapıyorduk. Kepçe kazarken bir ufak delik açıldı. Kim kazmış olabilir sizce? Ya bence de ortada dolaşan muhabbete göre hırsızlık teşebbüstür. Bence de öyle yani. Şu an bütün esnaf ayaklanmış durumda, işçiler de ayaklanmış durumda. Çünkü kazı yaptıkları sırada bir tünel fark ettiler. İşte biz de birazdan o tünelden içeri girmeye çalışacağız. İş makineleri burada çalışma yaparken burayı kazdıkları sırada hem sol tarafında hem de sağ tarafında bir tünel gördüler. İddiaya göre hemen bu sol tarafında kuyumcu ve döviz dükkanları vardı. Bunu yapan da hırsızlar. İşte hırsızlar buradan o döviz bürosuna ve kuyumcu dükkanına girmek için buraya tünel kazmışlar. Birazdan biz de o tünelin içine gireceğiz. Evet, yan tarafında hemen benim döviz bürom var. Döviz bürosu işte niyetleri herhalde kuyumcudan sonra bize gelmek. Bizim de arkamız gene kuyumcu. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 60-70 santimetrelik bir boşluk var burada. Bir tünel açılmış durumda. Hani buradan içeri girmeye çalışıyoruz. İşte görüyorsunuz hırsızlar burayı deldiler. Ama buranın ne kadar daha ileri gittiğini bilmiyoruz. İşte polis ekipleri onu da araştırıyorlar. Yani bizim tespitimiz de şimdi bu. Zaten oradan buraya kadar bir metre bizim dükkana yaklaşmış. Bayağı bir yaklaşmış. Yani dükkanın önünde bir 2 metre yoktur yani yaklaşması. Tabii öbür ucu bilmiyoruz. O tünelden içeri girdik. Evet, yaklaşık bir buradaki yükseklik 1 metre. Hırsızlar 1 metre boyunda ve yaklaşık bir 50 santimetre çapında bir tünel açmışlar. İşte ileri gitmeye çalışıyoruz ancak daha fazla ileri gidemiyoruz. Burada gördüğüm kadarıyla iki noktadan geliyor tünel. Bu tünelin ne kadar uzaklıktan, ne kadar mesafeden geldi şu an için belli değil. Olay yeri inceleme ekipleri burada çalışma da yapacak ama daha fazla ileri gidemiyoruz. Hırsızlar burayı eşti ve buradan bir tünel kazdılar. İşte o tünelin diğer ucu da buraya gidiyor. İşte gördüğünüz gibi bu yolda döviz büroları ve kuyumcu dükkanına doğru ilerliyor. Arkadaşlar Allah'tan kazılar da fark ettiler yani. Onlar bizi uyardılar. Biz de polis arkadaşlara haber verdik. Şimdi araştırıyorlar. Tünelin diğer ucu nerede? Onu bulmak önemli. İşte o tünelin geldiği noktada bu kuyumcu dükkanı. Hırsızlar eğer o tüneli bitirselerdi, iddiaya göre buradaki kasanın altından kesici ve delici aletlerle burayı deleceklerdi ve buradaki ziynet eşyalarını ve paraları çalacaklardı. Tesadüfen ortaya çıkan tünel çevre esnafını hayrete düşürdü. Altımızdan tünel kazmışlar. Haberiniz var mı? Yok. Var mı haberimiz? Haberimiz yok. Adam. Yok. Allah Allah, hiç bilgim yok ya Allah. Şaşırdık kaldık bu olayı görünce. Şaşkına döndük yani. Polis ekiplerinin tünelin kim tarafından ve nereden kazıldığını belirlemek için çalışması sürüyor.